Sizse ürününüzü veya hizmetinizi milyonlarca kişiye İstanbul Times TV özel YouTube kanalıyla ulaştırın. Sokak röportajlarımızın önünde yayınlanacak 15 saniyelik etkili reklamınız için bizimle temasa geçiniz. Telefon 0212 415 8205, GSM 532 344 05 12. HDP barajı altında kalırsa ne olur sizce? HDP almaz. Ya alır burada. Çıkar yani meclis. Kaç oy alır? Yüzde 45'i bekliyor. Ya 11-12 civarından olabilir. Bak. Valla ben de kazanırsa diye yavaş çıkacağım. Ama biliyorsunuz bir tane. Bak hayatta bir de kalka ettiler iki şöpürünü. Ama bizim polislerimizin bir şeyimde bu babadan uğruşunu Allah kabul etsin. Ama her şey kazansın birini yemezsiniz lütfen. Bu bir tane asıl. Ben de Erdoğan'a vereceğim. İnşallah bu bir tane selam olsun. Bu abele askerlerimize ödemesin. Şeyimizi oldu ya. AK Parti'nin işine yarar. AK Parti'nin işine yarar tabii onu. Kalmasın istemiyorum. Kalmasın. Doğru diyor abi. AK Parti'nin işine yarayacak inşallah. Öyle olacak. Birlik beraberlik olacağız. Tamam. HDP'nin baraj altında kalması oy olarak dağılım olur. Yani AKP daha çok yarar gibime geliyor yani. AKP yarar evet. AKP yarıyor. Ama kalmaz. %11-12 götürür yani. Baraj altında kalmaz. 11-12 alır diyorsunuz HDP. İnşallah alır. Allah'ın izniyle alır. İnşallah alır. Allah'ın HDP baraj altında kalırsa ne olur? Bence kalmaz. %12-12'yi geçer yani. Barajın altında kalmaz. Daha yüksek alma şansı vardır. Alıyor yani. Bence baraj açmaz. Aşamaz diyorsun. Aşamaz. Yüzde kaç alır o? Valla belli değil. Allah bilir. O Allah bilir. Oylar şeye gider, AK Parti'ye gider. Onun için yani HDP'ye destek vermen lazım. Yani. Şimdi bak ben HDP'li değilim ama kararlı bir seçim yok orada. Madem onu adamı şey gösterdiniz, adayı gösterdiniz, serbest bırakması lazımdı. Çünkü korkuyor ki o adamı kazanacak. Kürt oyunu alacak diyor. Niye sanmıyorsun? Ceza almadı. Mahkeme, hatta mahkeme bile olmadı. O doğru düz mahkeme bile olmadı. Ben ona hani edebeli değilim ama adam haksız yere yatıyor yani. Ceza almamış, bir şey olmamış. Ama bu sefer ceza. Kararlıyım, cevap vereyim. İki sefer şey vermişim. AK Parti'ye ben pişmanım. Pişmanım. Önceki seçimde AK Parti. Evet, pişmanım. Hakikaten pişmanım. Ama şimdi hep aynı kelimeyi konuşuyor, aynı şeyi söylüyor. İyilik yapacağımız, şey yapacağımız, kararlıymış, bilmem neymiş. 16 seneden beri niye yapmadım mesela? Ama CHP'yi bu sefer hakikaten şey görüyorum, ciddi görüyorum yani. Baraja altında kalmaz. %13-14 çıkarır. Eğer hile mile olmasa daha fazla da belki çıkarır. Her zaman hiçbir zaman baraj altında kalmaz. Bu millete olan coşku, bu Türkiye'de olan yolsuzluk, bu Türkiye'de olan ekonomi, batmış ekonomi, bir şey kalmamış. Yüzde kaç oy olur bey? Hangisi? HDP? Vallahi %30 üstüne alır yani. HDP baraj altında kalsa ne olur? Hiçbir şey olmaz, yine aynı devam eder. Ama kalmaz al. O da ilerler. HDP baraj altında kalırsa ne? Bütün Türkiye oy verecek. Baraj altı yok. Baraj altta kalmaz. HDP'nin geçmesi için bütün Türkiye, CHP, MHP hepsi ona oy verecek. HDP baraj altında kalmaz. Allah'ın izniyle inşallah %12-13 alır. HDP barajı aşar. Çünkü niye aşar onu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu içindeki sol kişiler fazla seçmedi. Bana göre bu HDP'ye kaçacaktır. Bir de bu Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması mağduriyet yaratacaktır. Güneydoğu'da özellikle. Aynı şartlar olmadığı için bence HDP %11 ya da 13 ara bandında oy alacaktır. Kalmaz. %100 aşacak. Ben zannetmiyorum. Ya HDP Türkiye'nin kilit partisidir. Kalmasa daha iyi olur bence yani. Ya. Bir şey olmaz. Yaşam bir şey olmaz bence. Öyle bir şey yok. Barajında kalamaz. Bu medyanın şeysi de olamaz hayatta. Yok şu anda barajın altına kalacağını düşünmüyorum. O da bizim vatandaşımız. Ona da hoş göreceğiz yani. O da vatandaşımız. Ne olur? Muhalefet partileri düşün. İnşallah kalmaz.
bayağı yoğunluğumuz var. İnşallah kalmaz. Kalmaz Allah'ın izniyle. Kalmaz inşallah. %15 oy alırız bir sefer. Barajda kalmaz. Yüzde kaç oy alır peki? 13, 14. Demirtaş daha fazla alır. Kalsa da biz HDP'ciyiz, kalmasa da biz HDP'ciyiz. Kalmaz. Kalsa barajın altında kalsa Türkiye kaybeder. Tay rejim adıma geçer o zaman. Yani HDP'nin baraj sorunu yok. Bu şey medyası, havuz medyası var ya, bu uydurmadır. Bence hatta fazla alır. Yüzde kaç alır? Yani bana göre 15 der de 13, 12 buçuk, 13 gibi alır. Çünkü Selo Başkan onun için zindanda tutuyor. Yani korkuyor, bırak biliyor. Selo Başkan dışarıdaysa kazanamayacak. Onun için şu anda zindanda Selo Başkan. Yani Allah'ın izniyle biz 13'ü de buluruz inşallah. Ve Selo Başkan da dışarı çıkacak. Çünkü o halkın başkanıdır şu anda. Bizim için o başkan. Yani içeride olsa, dışarıda olsa Selo Başkan bizim için başkandır. Yani. Kalata'da gene HDP'liyiz. Yine HDP'liyiz. Türkiye çöker. Bu seçim yoksulların seçimi. Bu sefer devrimciler kazanacak. Peki HDP baraj altında kalırsa ne olur? Kalmaz. Kalmayacaktır. İnşallah kalmaz. Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkarsalar kalmaz. Ama onu içeride tutup da onun oyunu çalmaya kalkanlar her zaman kaybedecektir yani. Bence kaybetmeyiz altına. Selahattin Demirtaş niye içeride biliyor musunuz? Sadece o adama karşı iyi bir rakiptir diye şu anda içeridedir. Bu ülkede adalet olmadığı için Selahattin Demirtaş şu anda içeridedir. Barış altında Allah'ın izniyle kalmayacak. Yüzde kaç oy alacak? İnşallah Selahattin Demirtaş %20 gözüme alıyorum. Diğer partide %15 gözüme almışım. Eğer bizim Kürtler namuslu olanlar zaten namuslidir. O diğer makarnacı insanlar da kömürci. Bu kömürcüler çünkü bizi kömürle, makarnayla kandırırlar. Bizim insanların kanını unutmasınlar. Eğer namus, vicdan, hasret varsa artık onlar bilsinler. Namus tek şey değil, tek hanımı değil, vicdanı, ana dili, her şey namustır. Baraj altında kalmaz çünkü az önce Dayı dediği gibi 50 milyona kadar Kürt var, 25'i Türkiye'de yaşıyor. Eğer şerefli şey olsa da tabii ki verirler, şeyin altında kalmaz baraj altında benim görüşüme göre. Baskı görüyoruz. Tabii normal konuşulduğunda herkes, bu ülke çok demokratik bir ülke. Herkes özgür, herkes özgürce konuşabiliyor deniliyor ama gerçekten kimse konuşulamıyor. Peki HDP baraj altında kalırsa ne olur? Kalacağını düşünmüyorum. Sadece bir ortalıkta medyanın şeyi var. Tabii ki arkasında bir medya olmadığı için. Bu güzeli de. Onu şey yapmak istiyorlar ama Allah'ın izniyle kalmayacak. Kalacağını da düşünmüyorum. Niye kalsın? Ya beni HDP falan ilgilendirmiyor kardeşim. Dürüst olanları severim ben. Mert insanları severim. HDP'yi sevmem. Hayatta sevmem. Zihniyetini hiç beğenmem kardeşim. Öyle de, değil mi? Ya sana ne lan? Kalmayacak inşallah. Yüzde kaç oy alacak? %12-14. Peki HDP sadece barajı altında kalırsa ne olur? İnşallah kalmaz da. Yani sadece Kürt olduğum için değil, gerçekten ben demokrasi için. Onu doğru buluyorum. Allah'ın izniyle kalmaz. Yüzde kaç oy alırsınız? Onu bilmem. Baraj altında kalsa zaten biz yani inanmamış mümkün değil çünkü çalıyorlar. Çünkü çalmadığı zaman zaten HDP %100 kazanır, baraj altında kalmaz. Hayır canım, baraj altında kalmaz ki ne? %15 oy alacağız. Peki HDP baraj altında kalırsa ne olur? Kalmaz. Çalınmadıktan sonra yani kalmaz. Neyse 17 alacağız. 17. Baraj evet, altında kalmaz. Mümkün değil. Eğer bu halk Kürt olarak, Kürtler eğer Demirtaş'ın arkasında olduktan sonra hiç mesele yok. Aşacak Allah'ın izniyle. Niye aşmasın ki? Gözü kapalı aşacaktı. Yüzde kaç oy alırsınız? %13'ün üstünde kesin alacak yani. 14. Durumunu o zaman herkes görür neler olacak ama HDP barajın altında kalmayacak. Barajı aşacak. Aşağı gelecek. Yani onu kim ne derse etse HDP barajı aşacaktır ve meclise de girecektir de. Peki.